Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle bebek yeleklerine çok yakışacağını düşündüğüm, örmesi gayet kolay ve zevkli bir desen çalışacağız arkadaşlar. Bu deseni hem yakadan başlamalı robalı yeleklere uygulayabileceğiniz gibi ve benim gibi etek ucundan başlanılan yeleklere de uygulamanız mümkün arkadaşlar. Kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir çalışma yapacağız hep beraber. İplerim arkadaşlar elimde var olan iplerim kodlarını bilemiyorum. Bu şekilde de 7 pardon 6 sıra haraşo ördüm ve bir yeleğin lastik kısmını hazırlamış oldum. Sanki bir ön parça örüyormuş gibi başlayacağız sizinle. 40 tane ilmek attım. 7 tane ilmeğimi buraya kenar pati olarak haraşo öreceğim beyaz ipimle. İp atlatmalarımız var arkadaşlar. Örgümüz çok kolay. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar pembe ipimi elime aldım ve 7. ilmeğimin altından hemen bir haroşanın kanadından takıp ipimi bağlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sıra önden düz öreceğiz ve bir sıra arkadan pembe ipimizi düz ördükten sonra desenimize başlayacağız. Ben burada 7 tane ee, kenar patı yapacağım demiştim ama 6 tane yapmalıyım çünkü desenime ilmek sayım yetmiyor. O yüzden 6 tane ilmeğimi kenar patı ilmeklerim olarak örüyorum. 3 4 5 ve 6. Beyaz ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Pembe ipimi beyaz ipin üstünden bakın şöyle attırarak bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüp tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ördüm ve şimdi örgümün arka tarafından yine ilmeklerimi bir sıra haroşa çıkacak şekilde düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sondaki 6 tane kenar patı ilmeklerim hariç hepsine pembe ipimle bu şekilde bir diş haroşa çıkacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar örelim tekrar buluşalım. Evet pembe ilmeklerimi ördüm. İpi arkaya çektim. Beyaz ipimi arkadaşlar pembe ipin üzerinden bakın şöyle atlatarak ipi alta veriyorum ve kalan ilmeklerimi düz örüp kenar patı ilmeklerimi de örmüş oluyorum. İplerimizi sıkılayalım. Döndüm ön tarafı bir sıra bakın haroşamız çıktı. Şimdi burada desen yerleştireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıp evvela beyaz ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum ipimi bıraktım beyaz ipin üstünden pembe ipi atlatarak bakın bu şekilde bir çarpılamanız gerekiyor şimdi arkadaşlar bundan sonra desenimizi koyacağız şimdi önümdeki iki ilmeği kestim bir doladım iki tane kestim bir doladım iki tane kestim bir doladım şeklinde sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz dolama işlemini unutmuyoruz yoksa ilmeğiniz azalır doladım kestim doladım. Kestim, doladım. Kestim arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Evet, doladım. Kestim. Doladım. Bu iki ilmek arkadaşlar mutlaka iki ilmek bırakın. Burası bizim dikiş payımız. Düz ve son ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka tarafından bütün pembe ilmeklerime dolamalarda dahil hepsini yine bakın bu şekilde düz örüyorum. Pembe ilmekleri yine düz örüyorum. Aslında biz burada iki diş haroşa sırası çalışmış olduk ama arada kesme ve dolama işlemi yaptık arkadaşlar. Hatırlarsınız eğer bebek patiklerinde kordon takmak için biz bu çalışmayı çok kez yaparız. Ben birçok bebek patiğimi de özellikle bu çalışmanın bir farklısını yaparak çalışmasını yaptım. Oradan da aşina olabilirsiniz. Bu arada pembe ilmeklerimin hepsini ördüm. İpi arka tarafa aldım. Beyaz ilmeklerimi örmek için. Üstünden atlattım. Pembe ipini sıkıladım ve kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Evet. Birinci desenimiz pembe ipimizle de bitti. Şimdi ikinci deseni ve farklı bir renge geçebilmek için bu desenle diğer desen arasında bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapıyoruz? Beyaz ipimizle artık pembe iple bitti. Evvela 6 tane kenar patı ilmeğimi ördükten sonra bütün ilmeklerimi yine ön taraftan düz örüyorum. İlmeklerimizin hepsini düz örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar beyaz ipimizi düz ördük. Örgümüzün arka tarafından son 6 ilmek hariç desen uygulaması yaptığımız ilmekleri ters örüyoruz. Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimizi ters örelim. 6 ilmeğimizi örüp haroşa örüp tekrar ön tarafta buluşalım arkadaşlar ters örüyoruz Evet arkadaşlar şimdi tekrar bir kez daha bu işlemi yapacağız Dilerseniz burayı benim gibi iki sıra ben iki sıra çalışacağım Dilerseniz önden iki arkadan iki sıra Dilerseniz önden 3 arkadan 3 sıra ördüğünüz zaman belli bir mesafe yani iki desen arasında belli bir mesafe kat etmiş olursunuz. Burayı size bırakıyorum. Eğer renkli çalışıyorsanız ve şu ipleriniz azsa e, ve bu ipiniz de çoksa mesafeyi daha çok atıp e, bu iplerinizi yetirmek maksadıyla kalan iplerinizi mesafeyi açarak çalışabilirsiniz. Hem e, bu ipiniz bitmiş olur, azalmış olur hem de bu ipleriniz tam birebir gelmiş olur arkadaşlar. Önemli olan burada bizim elimizdeki kalan iplerimizi değerlendirebilmek. Ama ben size burada anlatımını önden 2, arkadan 2 sıra çalışarak anlatacağım. Şimdi biz birinci sırayı önden düz, arkadan ters ördük. Şimdi ikinci sırayı yani pardon üçüncü sırayı önden düz, arkadan ters ördüğümüz zaman 4 sıra burada şu arada bir mesafemiz oluşacak. Ben şimdi örgümü tekrar arka tarafından ilmeklerimi ters öreyim haroşalarımı öreyim ipimi de yeşil ipimi de buraya bağlayayım ikinci kez desenimizi çalışıp daha sonra ben örgümü bir miktar örmek istiyorum arkadaşlar Evet tekrar buluşalım Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipimizi ben yine yedinci ilmeğin altına bağladım bu sefer yeşil ipimizle devam edeceğiz desenimize şimdi ne yapıyorduk evvela altı tane ilmeğimizi kenar patı ilmeğimizi haroşa yani düz örüyoruz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıp beyaz ipin üzerinden atlatıyorum. Bakın çarpılıyorum. Şöyle göreceksiniz. Bunu yapmazsanız örgünüz arası açılır buradaki renk değişimlerinde arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Evet. ilmeklerimiz ne yapıyoruz? Bir sıra önden düz yeşil ipimizle öreceğiz. Tekrar arkadan bir sıra bu yeşil ilmekleri tekrar bir sıra düzdürüp kenar e, patı ilmeklerimizi beyaz ipimizle ip değiştirip hemen tekrar ön tarafa düşeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu kısmı tamamlayayım. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın e, mesafemizi ayarladıktan sonra ben bir sırada yine yeşil ipimi bağlayıp bir sıra haroşa olacak şekilde ördükten sonra yine desenimizi burada başladığımız gibi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Evvela beyaz ipimizle kenar patı ilmeklerimi örüyorum. 6 tane. İpimi bıraktım. Yeşil ipimi beyaz ipim üzerinden atlatarak elime aldım. Önümdeki iki ilmeği kesiyorum. Bir tane doluyorum. Kestim doladım kestim doladım arkadaşlar aynı birinci sırada pembeyi örer gibi örüyoruz desenimizin Tamam bu kadar kolay arkadaşlar dediğim gibi eğer e, elinizde ufak tefek aynı türden bakın aynı türden birisi koton birisi yünlü birisi bambu gibi değil Aynı türden özellikle bebek ürünü çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Aynı türden ipleriniz varsa ufak tefek minik böyle ceviz büyüklüğünde ipleriniz kaldıysa rahatlıkla böyle bir yeleği örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yakadan başlamalı örerseniz çok daha rahat örersiniz arkadaşlar. Çünkü 3 parça şeklinde öreceğiniz zaman şuradaki dikişte Denk getirmeniz zorlaşabilir. Ben size tavsiyem yıkadan başlamanızı öneririm. Daha kolay, zahmetsiz örersiniz. Şimdi ben kesiyorum, doluyorum, kesiyorum, doluyorum. Bu şekilde arkadaşlar son iki ilmeğe kadar ilmeklerimi yine ördüm. Evet, son ilmeğim ters. Şimdi ne yapıyorduk? Yine bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Son 6 ilmekte kalınca da ipimizi değiştirip bu sırayı da bitirmiş oluruz arkadaşlar. Evet ben şimdi örgümü bir miktar örüp sarı ve pembeyi de ekleyip nasıl olduğunu görmek açısından biraz müsaade istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın desenimiz bu şekilde bitti artık. Ee, dediğim gibi mesafeyi istediğiniz kadar ayarlamanız, şu aradaki mesafeleri ayarlamanız mümkün arkadaşlar. Ve kalan de bu şekilde örerek böyle kabartmalı güzel bir model veya yelek ne edeceksiniz elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde ve bu iplerimizi daha sonra bu tarafa doğru temizleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bilgiyle görecekseniz inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.